Değerli cemaat-i müslümin, Cenab-ı Allah kılmış olduğumuz namazımızı, okumuş olduğumuz Ayşe-i Şerifimizi, Haşr Suresinin son ayetlerini ve yapmış olduğumuz bütün ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul ve makbul etsin inşallahurrahman. Hava soğuk, üst katı açtık, alt katı açınca kaldırmadı hepsini beraber. Onun için fazla uzatmak istemiyorum, iyi niyetinizi suistimal etmek istemiyorum ama Allah razı olsun, uzaktan yakından gelmişsiniz. Birkaç cümle sizlerle paylaşmak istiyorum, arz etmek istiyorum. Her şeyden önce hepinize arz-ı tazim, saygı, muhabbet ve hürmetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah sizlerden, bizlerden, cümlemizden razı olsun. Bu mübarek sabah namazında, kış gününde uzaktan ve yakından Kabe'nin bir şubesi olan camimize teşrif ettiniz. Allah niyetinizi kabul ve makbul eylesin inşallahurrahman. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimuşşan'ında Ali İmran suresinde 102. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler, Allah'a nasıl saygı gösterilmesi gerekiyorsa o şekilde saygı gösteriniz. Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa o şekilde korkunuz. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve sadece ve sadece Müslüman olarak can verin buyuruyor. Benim huzuruma Müslüman olarak gelin buyuruyor. Değerli müminler, Cenab-ı Allah'ın huzuruna Müslüman olarak gelmenin yolu da Müslümanca bir hayat yaşamaktan geçer. Onu da Allah Resulü bizlere tarif etmiş. Siz nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de o şekilde dirilirsiniz. Şimdi Allah Resulü bu sözü hangi olay üzerine söylüyor? Onu da sizlere arz edeyim. Böyle Allah Resulü'nün mescidinde, Allah Resulü sohbet ederken, kıyametin dehşetinden, zorluğundan, şiddetinden bahsederken, o mecliste bulunan, Allah Resulü'nün sohbetinde bulunan, Mescid-i Nebevi'deki sohbetinde bulunan genç bayılıyor, yere düşüyor. Ashab o genci alıyor, evine kadar getiriyor. Bir gün, iki gün, üç gün bu gençten haber yok. Allah Resulü diyor ki, mescidimizde rahatsızlanan o gençten ne haber? O gencin durumu nasıldır? Diye sordukları zaman, ya Resulullah, o genç ağır hasta. Bizim mescidimize gelemeyecek kadar ağır hasta. O zaman diyor ki Allah Resulü, o genç bize gelemiyorsa biz o gence gideceğiz. Ey ashabım diyor. Gerçekten onun kapısına kadar, o gencin kapısına kadar gidiliyor. Kapı vuruluyor. Kim o diye sorulduğu zaman kendisine deniliyor ki Allah Resulü sizi ziyarete geldi. Ne kadar güzel bir davranış bir ev sahibi için. Allah Resulü'nün kapısına gelmesi. Allah Resulü sizi ziyarete geldi deyince o can havliyle komada yatan genç, baba kim gelmiş diye sorduğu zaman, oğlum Allah Resulü seni ziyarete gelmiş deyince yerinden kalkamayan o genç son bir can havliyle kapıya kadar geliyor, kapıyı açıyor. Allah Resulü'nün kucağına kendisini bırakıyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben kıyametin dehşetinden bu hale düştüm. Orada hesabım nasıl olacak diye. Bir de sizi kapıma kadar getirdim. Bunun hesabını nasıl öderim derken ruhunu Rahman'a teslim ediyor. O zaman diyor ki Allah Resulü, siz nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz o şekilde kıyamet gününde dirilirsiniz. Bu genç kıyamet gününde gözlerini benim göğsümde açacak buyuruyor. Evet değerli müminler, Cenab-ı Allah kıyamet gününde cümlemizi mahzun olmadan, hüzünlenmeden bizleri mahfuz buyursun inşallahurrahman.
Şu gençleri gördüm aradan. Ne kadar güzel. Bu gençler ki, gençler ki bizim gözümüzün nuru, gönlümüzün neşesi, kalbimizin meyvesi, bizim bu dünyadaki gurur kaynaklarımız. Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şerifin ifadesiyle. Aynı zamanda bu gençler bizim imtihan sebeplerimiz. Ama görüyorum ki inşallah bu gençlerin kalpleri bu mescitlere bağlı olduğu müddetçe biz bu dünyada yaşarken bizim gurur kaynaklarımız olacaklar. İnşallah Allah huzuruna imanla, Kur'an'la cümlemize gitmeyi nasip eylesin. İmanla, Kur'an'la gittikten sonra bu gençlerin kalpleri mescitlere bağlı olduğu müddetçe anne babaları için rahmet kapısı olacak. Amel defterin kapanmamasına vesile olacak rahmet kapıları olacak. Evet, bu gençler bizim geleceğimize uzanan ve kaya uzanan hayat köprülerimizdir. Bu köprünün çok olması, çok sağlam olması lazım ki biz geleceğe uzanabilirim. O zaman o köprünün sağlam olması için o köprünün harcında Allah inancı olması lazım. O zaman o köprünün harcında Kur'an aşkı olması lazım. O zaman o köprünün harcında peygamber muhabbeti olması lazım. O zaman o köprünün harcında vatan ve millet sevgisi olması lazım. İşte ben içimizdeki gençlerde bunu görüyorum. Allah niyetlerini makbul eylesin inşallah. Gönlünün hayırlı muratlarını nasip eylesin inşallahurrahman. Her daim kalpleri böyle mescitlere bağlı kalsın. Evet, zaman geçiyor. Bizim söylediklerimizi şairler bir dizeyle, bir dörtlükle anlatırlarmış. Dedim ki sizin iyi niyetini suistimal etmek istemiyorum. Diyor ki, gönül dostu Necip Fazıl, yeryüzü dediğin koca bir mabet. Geldik bu mabede maksat ibadet. 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret. Ebedi bir hayat için gayret yok hayret. Ezanlar ederken secdeye davet. Hep yarın diyorsun. Oysa kim bilir yarın belki kıyamet. Evet, belki bizim için yarın kıyamet olabilir. Onun için zamanımızın, gençliğimizin, sağlığımızın, zenginliğimizin değerini iyi bilmemiz lazım değerli gençler diyorum. Evet, Cenab-ı Allah cümlenizden, cümlemizden razı olsun. Camimize gelince kısaca camimizin ismi Sadabat Camii, en meşhur ismiyle. Bir diğer ismi Aziziye Camii. Değerli müminler, bir diğer ismi var çok kullanmayan Çağlayan Camii diye geçiyor. Ama en meşhuru Aziziye ve Sadabat Camii. Evet, resmi kayıtlarda Sadabat Camii olarak geçiyor şu anda. Camimizin yerinde daha 1700 yıllardan beri cami varmış. Buralarda çok saraylar varmış. Karşımızda gördüğümüz kapılar, büyük kapılar padişahlar girermiş. Küçük kapılar, büyük kapının birisinden padişah, diğerinden hanımı. Küçük kapılardan da hizmetçileri girermiş. Ama patrona Halil isyanı ile buralar yerle bir olmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz bu cami Sultan Abdülaziz Han tarafından, pehlivan bir padişah, onun tarafından yaptırılmış. Allah kendisinden razı olsun. Rahmetiyle muamele eylesin inşallahurrahman. Değerli müminler, camimiz gördüğünüz gibi çok aydınlık bir cami. Kesme taşlar üzerine örülmek suretiyle yapılmış. Kubbesi ahşap, üzeri kurşun kaplı. Camimizin minaresinin özelliği var. Bir içinden bir dışından iki girişi var. İki müezzin aynı anda girdiği zaman birbirini görmeden şerefede buluşabiliyorlar. Camimiz dedik ki padişah camisi, Selahattin cami deriz ya padişahların camilerine. Padişah camisi olduğu için padişahlar Osmanlı zamanında buralar gene böyle mesire alanı, duymuşsunuzdur, has bahçe olarak geçiyor bu mevkiler. Bu Haliç'ten doğru teknelerle buraya gelirlermiş. Burada namaz kılarlarmış. Bayram namazına geldikleri kayıtlarda yazılı. Onun için 2 tane iskele vardır burada. Hünkar iskelesi ve vezir iskelesi diye. Hala o nostaljiyi yaşatmak için o iskelelerimiz tamir yapılmış. Şu anda mevcut. Gönül ister ki güzel bir günde gelin. O teknelerde size tekne turu yaptıralım. Evet, inşallah o zaman da bekleriz. Orada kaptanlarımız 7 gün
üzerinden görev yapıyorlar. Yaz, kış, bunda bilginizde olsun inşallahurrahman. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Sizin iyi niyetinizi suistimal etmek istemiyorum. Hava çok soğuk. Cenab-ı Allah niyetinizi kabul eylesin. Allah sağlığınızı versin. Gönlünüzden geçen hayırlı muratlarınızı nasip eylesin. Sizlere dua eder ve sizlerden dua bekleriz. Amin ve selamun aleyhi ve mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.